Zehin Hanım. Nasıl buldunuz beni? Kafeye telefon açtım. Kızından bahsedince buranın adresini verdiler. Kızım mı? Ben İstanbul'dan ayrılıyorum. Gitmeden önce seni bir görmek istedim. İsmet Bey beni tehdit etti. Sana yalan söylemem için beni korkuttu. Sen neler söylüyorsun? Ne diyorsun sen Müzehir Hanım? Kızın yaşıyor Leyla. O gece hastanede sana öldüğü söylenen kızın hayatta ve birilerine verildi. Kızım yaşıyor mu? Senin gerçeğin İsmet Bey'de saklı. Gerçeği İsmet Bey'den öğrenebilirsin. Ne lan bu? Getirip gözüme sokmak da ne demek oluyor ha? Ben sana iyilik yapıyorum. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne iyiliği ulan? Neyi ima ediyorsun? Bu resimlerde hiçbir şey yok. Bu şekilde davranırsan konuşamayacağız Şevket. Biraz sakin ol. Bu resimlerin sende ne işi var? Ben de biliyorum bunlarda bir şey olmadığını. Önlemini al diye getirdim. Birileri ailenle uğraşıyor. Bir açık yakalarlarsa şantaj falan yapacaklar Şevket. İş dünyasının ne kadar acımasız olduğunu sen daha iyi bilirsin. Metin. Neden yapıyorsun bunu? Bana söylediklerini unutmadım Şevket. Ailemin başına bir şey gelirse senden bilirim demiştim. Benim işe gitmem gerek. Beni de kafeye bırakır mısın? Olur. Ben hemen çantamı alayım. Çocuğuma ne yaptı? Kızıma zarar mı verdi? Sacide gibi sattı mı? Onun için mi bu kadar korkup saklıyor? Ama artık saklayamayacak. Thank you.
sanıyorsun? Fula, biraz sessiz olur musun lütfen? Dün gece benle yattın sen. Ne utanmazsın ya? Sabah gözümün önünde onunla nasıl öpüşürsün Kenan? Fula, bunları sonra konuşuruz lütfen. Sen ayağını denk al. Benim artık hiçbir şey umurumda değil. Gerekirse Şevket'le bile konuşurum ben, anladın mı? Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Asıl saçmalayan sensin. Sadakatsiz herifin tekisin sen. Ayla, oturup artık bir mantığını düşün lütfen. Sen benden çok mu farklısın? Evet, benim senden çok farkım var. Ben sırf sana yakın olabilmek için Şevket'le evlendim. Ceketin. Teşekkür ederim. Çıkalım. Çıkalım canım. O Şebnem'in annesi. Öldü zannettiği çocuğu aylardır gözünün önündeymiş. Ya ölmediğini öğrendi de Şebnem'e ulaştıysa. Gerçeği söyleyeceksin. Artık gerçeği söyleyeceksin. Zafer arıyor. Şirkete gidince konuş. Açma bakalım. Ben bir de balık rica edeceğim. Tabii ki. Levrek çupra. Afiyet olsun. Şevket Bey. İyi misiniz Şevket Bey? Kötü bir durum yok ya. Nasıl olayım Veysel? İyi diyelim, iyi olsun işte. Veysel, işe geri dönmeni istiyorum. Şirkete geri dönmeyi düşünmüyorum Şevket Bey. Veysel, o gün gerçekten çok sinirliydim, inan bana. Şevket Bey, asıl sorun o günkü tartışma değil. Şirket çalışanlarının beni küçümsemesi ve sizin çalışanınız olarak ayakçı muamelesi yapmasından artık sıkıldım. Bunu hak etmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz. Veysel, etrafımda güveneceğim hiç kimse kalmadı senden başka. İstersen şirkete gelme, işleri dışarıdan takip et. Maaşını da iki katına çıkartacağım. Senden yapmanı istediğim çok önemli bir şey var. Ve ben bunu senden başkasından asla isteyemem. Nedir? Karımı takip etmeni istiyorum Veysel. Attı.
attığı her adımı bana bildireceksin. Karınızı mı? Evet, karımı. Bunu sen ve benden başkası bilmeyecek. Afiyet olsun. Ceren'cim, yardım ister misin? Ay yok yok, gerek yok, sağ olun. Ben de böyle oturdum kaldım, umarım rahatsız etmiyorumdur. Ay yok canım, olur mu öyle şey, aşk olsun. Bütün gün evde otur otur canım sıkılıyor. E annen gitti, Süreyya restorana ortak oldu. Ben de bir başıma kaldım. E bir şeylerle uğraş Hayriye teyze. Ne bileyim, kursa falan git. Biliyor musun, eskiden çalışırdım. Kenan için işten ayrıldım. Babası yurt dışına gidince Kenan'ın bütün sorumluluğu bana kaldı. Abim giderken bana Kenan'ı bırakacak hiç kimsem yok, ne olur onu yalnız bırakma dedi. E benim de bütün hayatım Kenan oldu tabii. O da evlenince... Yalnız kaldın. Ama bence çok yanlış yapmışsın. Yani ne bileyim... Kenan'a bakmadan evlenip çocuk sahibi olamayacağın anlamına gelmezdi ki. Bak şimdi ne oldu? Kenan evlendi gitti, sen de böyle bir başına kaldın. İyi de Ceren'cim, ya evleneceğim adam Kenan'ı sevmeseydi ya da ne bileyim kötü davransaydı? Ya çok sevseydi? Hı? Ayrıca bence çok geç kalmış da sayılmazsın yani, bilemiyorum. Neye geç kalmış sayılma? Evlenmeye. Efendim Süreyya'cığım, Ceren'le kafede oturuyoruz. Bana mı geleceksin? E, ben seni restoranda zannediyordum. Tamam tamam canım, ben o saate kadar evde olurum. Görüşürüz. Süreyya bana geliyormuş. Çok teşekkür ederim Ceren. Ay rica ederim, ne demek? Ayrıca ne zaman canın sıkılırsa atla gel, ben hep buradayım. Teşekkür ederim, görüşürüz. Görüşürüz. Aliye Hanım, Leyla sabahleyin çıkmış gitmiş bana haber vermeden. Arıyorum, telefonu da açmıyor. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir ki? Bilmiyorum. Siz dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Ama Leyla'yı merak ettim şimdi. Sen tekrar ara, sonra bana da haber ver, olur mu? Tamam. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum keyfin yerinde. Kendimi iyi hissediyorum. Ay şükür. Ya seni sürekli mutsuz görmekten normal halini unutmaya başlamışım. Aa şey, Hayriye teyze geldi bugün. Ya evde çok sıkılmış, öyle çıkmış gelmiş kadın. Doğru. Evlendikten sonra kadını ihmal ettik. Evet, çok yalnız kalmış ya, çok üzüldüm. Ama ben bu işi çözmeyi planlıyorum. Nasıl? Ya onu evlendireceğim. Aklımda süper bir koca adayı var. Nasıl ya? Ay niye şaşırıyorsun canım? Çöp çatanlık yapacağız artık. Yani gerçi ben böyle şeyleri pek sevmem biliyorsun ama yapacağız, ne yapalım. Ay sana inanmıyorum Ceren. Günaydın. Günaydın Zafer. Bu sabah geç geldin. Şebnem'i kafeye bıraktım. Oo süper süper. İşte böyle abi. Her fırsatta birlikte olmaya çalışın. Ceren de zaten bu akşam için bir şeyler ayarlıyordu. Hep birlikte yemek yeriz dedik. Hep birlikte derken? İşte sen, ben, Şebnem ve Ceren. Yani bir yemek yer, akşam güzel vakit geçiririz. Anlaşılan gelmek istemiyorsun. Abi siz Ceren'le yalnız takılsanız. Ya hiç keyfim yok be Zafer. Bu şekilde eğlenebileceğimi sanmıyorum. Yani şu anda yapmak istediğim tek şey her şeyi, herkesi bırakıp çekip gitmek abi. Abi ne oldu yine? Boş ver be abi. Bildiğin şeyler işte, hep aynı şeyleri konuşuyoruz zaten. Ya tamam işte, gel bu akşam hem kafanı dağıtırsın. Ya Ceren beni ekebilir gelmezseniz. Ya bir de sizin gelmeniz benim işimi kolaylaştırır ilk günlerde.
tamam, gideriz o zaman. Tamamdır o zaman. Akşam geliyorsun. Tamamdır. Kolay gelsin. Kandırıp da çocuğunu elinden aldın Leyla. Bıktım senin yalanlarından be. Kızımın nerede olduğunu söyleyeceksin bana şimdi. Usandım bu saçmalıklarından. Hayaller kurup kurup kapıma geliyorsun. Yeter artık. Yeter. Bana daha fazla yalan söyleyip durma. Kızımın ölmediğini biliyorum. Sakın bana gidip kayıtlara bak falan da deme. O kayıtlar senin elinde çünkü. İstediğin gibi oynuyorsun onlarla sen. Leyla, sıkıldım senden. Güvenliğe haber vermeden hemen defol git buradan. Ahlaksız seni. Asıl ben senden bıktım be. Asıl ben senden bıktım. Afiyet olsun. Ceren. Efendim. Kenan'la aramızdaki buzlar yavaş yavaş erimeye başladı. Ya çok sevindim. Yani artık bana böyle soğuk ve mesafeli davranmıyor. Da sen boşanmak istediğini söylemiştin, ne olacak? Artık onu kaybetmek istemediğimin farkındayım. İşte bu ya, böyle mücadele et. Ceren. Biz bu sabah ilk defa öpüştük. Ya. Her şeyin yoluna girmesine çok sevindim canım ya. Aa baksana ne diyeceğim. Ya ne zamandır hep beraber bir şeyler yapmıyoruz. Hani şimdi sizin de Kenan'la aranız düzelmiş. Bu gece dışarı mı çıksak? Hı? Zafer'i de çağırırım. Zafer. Çağırmayayım mı? Tamam canım, istemiyorsan çağırmam. Yok canım, çağır tabii, olur mu öyle şey? İyi. Ölmüş olsaydı kabullenirdim. Ama yaşayan bir evladın nerede olduğunu bilmemek nasıl bir şeydir sen biliyor musun? Gece gündüz kafanda kurarsın. Aç mı? Susuz mu? Ne yaptı? Kimlerin elinde? Ha? Kimlerin elinde? Öldürdüler mi? Sakatladılar mı? Düşünür düşünür durursun. İyi değilsin sen. Kapıma gelip gelip duruyorsun. Beni öldürürsen eline ne geçecek? Hayatta olan kızını da göremeyeceksin. Hapislerde sürüneceksin. Allah bilir. Parayla sattın kızımı. Güvenlik, hemen birisini yollayın buraya, çabuk. Parayla mı sattın? Söyleyeceksin. Kız. Bıktım artık senden. İyilik bilmez nankör seni. Kızın yaşasaydı ne yapacaktın? Onu da diğeri gibi ona buna verip kaybedecektin. Sanki kızlarına analık yapabilecekmişin gibi bir de durmadan kapıma geliyorsun. Götürün bu kadını. Şikayetçi mi deliler? Seni hatırladım. Daha önce de burada olay çıkartmıştı. Adam gibi yapsanız da işiniz o zaman. Niye içeri alıyorsunuz? Ben bir anneyim. Kızımı aramaya geldim. Kızımı arayan bir anneyim ben. Bırakın beni. Eninde sonunda kızımın nerede olduğunu söyleteceğim sana. Sana söyleteceğim. Söyleteceğim sana. Bizim Ceren akşam için planlar yapmış galiba. Ya Zafer'le bir plan yapmışlar ama sana sormadan kabul etmedim. Biliyorum, Zafer de bana söyledi. Vallahi açıkçası ben Ceren'in yaptığı plandan biraz korkuyorum ama... Yok, bu sefer rezervasyon yaptığı yer beni bile çok şaşırttı. Tamam. Gideriz Şebnem, sorun değil. Hem bizim için de değişiklik olur. Kapatmam lazım Şebnem. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz.
mı sanıyorsun? Gece benimle sevişip sonra karınla gözümün önünde öpüşmeler, değişiklik olur diye gece dışarı çıkmalar. Ayla, lütfen. Lütfen yok. O zaman gece karının yanında olacaktın. Haklısın. %100 haklısın. Sana söyleyebileceğim tek bir laf yok. Şebnem ve Şevket de aynı çatı altındayken... Ayla, bir daha... Sakın bana bir daha deme. Çünkü bir dahaların olacağını sen de çok iyi biliyorsun. Hele ki o biletlerden sonra... benden uzak durabileceğini hiç inanmıyorum ben. Ayla, buna bir son vermeliyiz. Yaptığımız şey yanlış. Ben hiç öyle düşünmüyorum Kenan. Ben seni seviyorum ve asla pes etmeyeceğim. Ayla, Şevket bize bakıyor. Kendine gel. Evde kalacağını sanıyordum. Neden geldin? Sana kaç defadır gelme diyorum. Ama sen... Ben evde kalmaktan çok sıkıldım. Alışık değilim biliyorsun. Ayla bana koleksiyonla ilgili bir şeyler anlatıyordu. Şu işi bitir artık. Sıkılmaya başladım. Diğer firmalar yaz koleksiyonuna geçti. Biz hala sonbahar koleksiyonu için uğraşıyoruz. Eğer altından kalkamayacaksan bırak gitsin. Ayla, eve gitsen iyi olacak. Dedim ya, evde sıkılıyorum. Burada yapacağım bir şey yok. Boşuna gelip gitme. Koleksiyona da bir katkın olmuyor zaten. Birkaç gün sonra ne yapacağına karar veririz. Bana baksana sen. Müşterilerin verdiği parayı beğenmediğin doğru mu kız? Seni hasbamsın. Sensin. Rahat bırakın beni. Bana baksana sen. Kime diyorsun ha? Sen kime diyorsun? Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Sen daha ne gördün ki? Ulan iki tane adam öldürdüm diye dışarıda. Burada bana dikleneceğini mi zannettin sen ha? Söylesene. Ben yıllardır burada senin gibi hiç pullar gördüm. Gel bakayım. Gel gel gel. Sen biraz dersin. Hadi. 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 Bana bak, bana bak, bana, bana. Buraları ellerinle temizleyeceksin. Anladın mı? Tertemiz olacak. Tertemiz olacak. Hala duruyor ya. Hadi başla. Hadi. Böyle gömleğe benzemiyor. Hadi hadi bu daha ne ki? Sen daha neler göreceksin neler? Süreyya'cığım bir sürü alışveriş yaptım. Yani aslında spor kıyafetler falan alacaktım ama... Dayanamadın değil mi? Asıl ne aldım biliyor musun? Ne aldın? Dizüstü bilgisayar. Bilgisayar mı aldın? Sen kullanmayı biliyor musun?
Öğrenirim. Yani evde çok canım sıkılıyor işte, oyalanırım. Yani chat falan mı yapacaksın bilgisayarda? Ay sen alay et Süreyya. Ay ne var yani, ayıp mı? Yok, ayıp değil de senin bunlarla hiç ilgin olmazdı. Belli ki yalnızlık bayağı bunaltmış seni. Neyse canım, takma kafana. Bak, çok güzel pasta aldım, hadi yiyelim. Sen hem spor yapalım diyorsun, hem pasta yiyelim diyorsun. Ben anlamadım ki. Diyete pazartesi günü başlıyoruz, tamam mı? Bu son. Hadi bakalım. Babaanne, iyi misin? İyiyim kızım. Yani ne bileyim, geldiğinden beri çok durgunsun da. Leyla'yı düşünüyordum. Leyla Hanım. Evet. Leyla'yı. İyi bir kadına benziyor değil mi? Evet, çok iyi bir insan. Yani onu gördüğümden beri garip bir şekilde seviyorum. Çok acı çekmiş. Çok şey yaşamış babaanne. Şimdi de kayıp kızını arıyor. Kayıp kızını mı? İkiz kızları varmış. Birini doğumda kaybetmiş, birini de doğumdan sonra. Aslında garip olan ne biliyor musun? Annemle aynı gün aynı hastanede doğum yapmışlar. Bunu kendisi mi söyledi? Sen nereden duydun? Ceren'le biz bavuluna baktık da. Habersiz mi? Öyle bavulun içi kapağını anı defteri gibi kullanmış. Böyle kızların doğum tarihlerini, okula başladıkları tarihleri falan yazmış. Onların yanında olamamış ama ruhan hep onlarlaymış. Peki senin ve çocuklarının aynı gün aynı hastanede doğduğunu biliyor mu? Bilmiyorum. Yok yok. Kesin Şebnem'in varlığından habersiz. Bu CD başıma iş açacak. Bundan kurtulmam lazım. Veysel Bey şirkette mi? Birkaç gündür gelmiyor. Telefon numarası var mı? Çıkıyor musun Veysel? Çıkıyorum, yapacak işlerim var abi. Şevket yine işe dönmeni istiyor değil mi? Ya oğlum bırak bu herifi ya. Bak arsayı satarız, kendine yeni bir iş kurarsın. Olmazsa gel burada çalış. Benim hisselerimi de al. Konu bildiğin gibi değil abi. Şevket karısından şüphelenmiş. Şevket'in içinde bir şüphe düşerse o işin sonuna kadar gider. Senden ne istiyor? Karısını takip etmemi. Veysel anlamıyor musun? Bu büyük bir aile felaketine neden olabilir. Kendine gel ya. İstersen Süreyya ile konuşalım, başka bir çözüm bulabiliriz. Abi bunu ben yapmazsam gidip bir başkası yapacak. İşte asıl felaket o zaman olur. Ve onu yapacak kişi de hiçbir şeyi saklamadan gidip Şevket'e her şeyi anında anlatır. Peki sen ne yapacaksın? Saklayacak mısın, saklamayacak mısın? En azından olaylar yatışana kadar ne bileyim idare ederim, oyalarım. Benim derdim Şebnem abi. Şebnem'in zarar görmemesi. Efendim? Evet benim. Kim? Evet hatırladım. Ne hakkındaydı? Akşamüstü olabilir. Ailenin yakın arkadaşı değil miydi bu kız? Ne bakıyorsun öyle?
Bu saatte evde olmanıza şaşırdım sadece. Şaşıracak ne var anlamadım. Ben bu evde yaşamıyor muyum? Sıradan resimler. Bir şey ifade etmiyor. Kenan asla böyle bir şey yapmaz. Eğer arkamdan iş çeviriyorsanız... Telefon hakkımı boşa harcadım. Pislik gelip beni almadı. Ben sana o arayacağına anneni ara dedim. Doğru ya telefon. Kimse yok mu? Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Var mı bacım? Arada bir geliyorlar. O zaman söylersin derdini. Şimdi bir de gürültü yapmayın diye azar işitmeyelim. Telefon hakkım var. Ne diye zaman kaybedecekmişim? İyi o zaman bağır bağır dur. Bakar mısınız? Akşam evde görüşürüz babaanne. Görüşürüz canım. Hoşça kal Ceren. Annenle telefonla konuşursan benim de sevgilerimi, selamlarımı ilet. Olur mu canım? Tamam, söylerim. Hı. Bu arada her zaman kafenizi şereflendirmenizi umuyoruz. Hadi, hoşça kalın. Güle güle. Efendim Şerife. Aliye Hanım. Ben Leyla Hanım'ı aradım tekrar. Bir polis açtı. Polis mi? Aman Allah'ım. Sen neler söylüyorsun Şerife? Ya. Hastanede olay çıkarmış. Şimdi nezarethanedeymiş. Aman Allah'ım. Hangi hastanede? İsmet Bey'in çalıştığı hastanede canım. Anladım. Ben şimdi geliyorum. Tamam. Tamam. Şevket. Konuşmamız gerek. Otursana İsmet. Ne oldu yine? Şevket, bu Leyla yine peşime düştü. Ne yaptı? Hastaneye geldi elinde bıçakla. Kızımı birine verdin diye saldırdı. Bu kadın gerçekten deli. Ne kadar sakinsin? Sakinim. Çünkü canımdan bezdim. Tek istediğim kafamı dinlemek, kötü haber almamak. Seni anlıyorum ama bu kadın için bir çözüm bulmalıyız. Kadın başıma bela oldu. Ne dedin kadına? Hiçbir şey söylemedim. Güvenliğe çağırdım. Polise teslim ettim ve şikayetçi oldum. Bir şey ispat edemez. Şikayetini geri çekme. Bırak içeride kalsın. En azından ben de başımdaki dertlerden birinden kurtulmuş olurum. Şevket, hastaneden ayrılacağım. Zaten emekliliğimi uzatıp duruyorum. Çekilip kafama dinleyeceğim. Tamam İsmet. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara lütfen. Yalnız benim anlamadığım... Çocuğunun öldüğünden artık emin olmuştum. Bence hemşire Müzeyyen yaptı. Çocuk esirgemeyi aradı. Ayrılmış oradan. İstanbul'un dışına yerleşecekmiş. Belli ki gider ayak Leyla'ya gerçeği anlattı. Sen ve ben konuşmadığımız sürece bu deli hiçbir şey bulamaz. Neyse. Ben gideyim Şevket.
İsmet. Ben Aliye. Buyurun Aliye Hanım. Leyla bugün hastaneye mi geldi? Leyla'nın hastaneye geldiğini ve tutuklandığını biliyorum İsmet. Tutuklanmasında da senin parmağın var. Aliye Hanım, bildiğiniz gibi değil. Derhal şikayetini geri alacaksın. Eğer almazsan... Şevket'in oğlum olduğuna bakmam, seni ve Şevket'in yaptıklarını ortaya dökerim. Anladın mı? İnanın bu kadın başımıza bela olacak. Bence onun başına yıllardır bela olan sizsiniz İsmet. Dediğim gibi, eğer onu çıkarmazsan... Seni ve Şevket'i şikayet ederim. İnan yaparım İsmet. Merhaba. Merhaba. Çıkıyor muydun? Evet. Eğer vaktin varsa biraz beraber yürüyelim diyecektim. Benimle görünmekten mi korkuyorsun? Yok canım, niye korkayım ki? Neyse, boş ver. Sonra görüşürüz. Yok yani, benim eve gitmem gerekiyordu ondan. Sonra buluşup kahve içer sohbet ederiz, olmaz mı? Hem bunu ben de isterim. Olur. Hoşça kal. Görüşürüz. Efendim Ahmet Bey. Süreyya Hanım. Babanızın davasında bir gelişme oldu. Ne oldu? Hasan Yılmaz'ın banka hesaplarında yüklü miktarda para olduğu ortaya çıktı. Yalnız bu para yıllar içinde kendi yatırdığı yüklü meblağlardan oluşmuş. Yani? Muhtemelen babanızın öldürüldüğü o gece çaldığı parayı bir anda değil de dikkat çekmemek için düzenli aralıklarla yatırmış. Peki ne olacak şimdi? Babanızın katilinin Hasan Yılmaz olduğu netlik kazanmaya başladı. Kendisi öldüğü için ortada suçlanacak kimse de yok. Bu yüzden dava kapanır. Duruşmam var Süreyya Hanım. Kapatmam gerekiyor. Ben sizi daha sonra tekrar arayıp durumla ilgili bilgi vereceğim. Tamam. Kenan, biraz önce söylediklerimde çok ciddiydim. Eğer biraz daha geç kalırsa koleksiyonu üretime sokmayacağım. Şevket Bey, yetişecek. Merak etmeyin. Tüm hızımızla çalışıyoruz. Babanla bu aralar konuştun mu hiç? Hayır, konuşmadım. Baban benim çok eski arkadaşımdır. Bazen onu özlüyorum. Yazık. Bir kadının sadakatsizliği yüzünden ömrü yurt dışında geçti. İnsanlar bazen zayıflık gösterebiliyor Şevket Bey. Sence annenin yaptıkları mı zayıflık? Yoksa babanın yaptıkları mı? Gerçi sen bu konuda tarafsız olamazsın tabii. Ama ben dışarıdan bakan biri olarak babanın haklı olduğunu düşünüyorum. Babanın yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Şevket Bey, benim... Gerçi ben baban kadar insaflı olmazdım. Sadakatsizliği yapan iki kişidir. Birini öldürüp birini sağ bırakmazdım. Neyse, tatsız konular bunlar. Merhaba Şevket Bey. Kenan, akşam La Luna'da buluşuyoruz. Tamamdır Zafer. Görüşürüz. Akşam evde olmayacak mısın? Hayır. Şebnem'le çıkıyoruz. Zafer ve Ceren de orada olacak. İyi o zaman. Sana kolay gelsin.
Leyla Hanım. Leyla Hanım. Gelmedi mi işten acaba? Leyla Hanım. Leyla Hanım. Allah Allah. Leyla Hanım. Aa. Aa. Ne olmuş buraya böyle? Leyla Hanım bir şey mi? Leyla Hanım. Allah Allah. Ne yapmışlar buraya böyle? Kızım bugün bir yaşına girdi. Bugün 2 yaşına bastı. İlk kelimen ne oldu? Kime anne? Leyla Hanım, ben vallahi sizi görmeye geldim, böyle buldum burayı. Sen gelene kadar da bekleyeyim bari dedim. Oldum tek eşyam. 23 yılımı biriktirdiğim, içine gönlümü koydum. Tek eşyam benim. Kim ne diye parçalar ki? Al sen bunu Leyla Hanım. Al. Leyla. Leyla. Leyla ne oldu? Ben yokken ailemin anılarını yok etmeye çalışmışlar. Onlar evladımın anılarını parçalamaya çalışıyor dursun. Ben diğer kızımı buldum. Diğer kızımın yaşadığını öğrendim. Bütün dünyamı parçalasalar. Ne yazar Mehtap? Ne yazar? Diğer kızım da yaşıyor ya. Ayla'nın kardeşi mi var? İkiz kız kardeşi. Doğumda öldüğü söylenen bir kızım daha vardı. Yaşıyormuş. Hastanede kandırdılar mı seni? Öyle mi almışlar? Birini Sacide çalmıştı. Diğerini de Doktor İsmet çalmış. Sevgi Hanım, keşke diğer kızım da senin gibi bir annenin yanında büyümüş olsa. Sevgiyle, güvenle. Böyle. Böyle.
Umarım kadını oradan çıkarmışsındır İsmet. Umarım. Bu gece burada kalınmaz Leyla Hanım. Sen gel bende kal. Biliyorsun yalnızım. Yok Sevgi Hanım, şimdi aile falan gelir. Sağ ol. Ay siz merak etmeyin, bende kalır. Ben zaten onu bir başına böyle burada bırakmam. Ben aslında... bunu vermek için gelmiştim. Bana mı veriyorsun? Sana. Yıllardır emanet olarak duruyordu bende işte. Bu saatten sonra artık doğru olmaz bende durması. Al sen emanetini geriye. Sağ ol. Allah razı olsun. Neyse, ben gideyim artık. Geç oldu. Leyla Hanım. Allah sabır versin diyeceğim ama... yok. Ben seni tanıdım artık. Sen sabırlı, azimli bir kadınsın. Ben bunu görüyorum. Yaşadığın onca şeye rağmen ayakta dimdik durup ne yaptın ettin Ayla'yı buldun. Diğer kızını da bulacaksın merak etme. Hadi hoşça kalın. Seni dinliyorum. 2 yıldır bu şirkette çalışıyorum ve bugüne kadar hiçbir şeye karışmadım. Farkındayım. Bu şirket içerisinde çalışmasam da kimin ne olduğunu çok iyi bilirim. Evet. Dilelim karışmak istemediğin konuya. Nedir o? Zor çalanın güvenlik kaydı. Nereden buldun? İşte böyle sorulara maruz kalmamak için sana veriyorum. Şevket Bey'e veremem. Polise de götüremem. Ya, sen Şevket Bey'in sağ kolusun. Onun her işini yapıyorsun. Ya, aileye elden hediye getirdiğin günden beri Şevket Bey'in sana ne kadar güvendiğini biliyorum. Ya, bu CD'yi sen ona verirsen sana nereden buldun diye sormaz. Ben bunun yükünü ve sorumluluğunu taşımak istemiyorum. Kataloğu kim çalmış? Nevin. Ya kime vermiş, karşında ne almış hiç bilmiyorum. Bunu sende olduğundan Nevin'in haberi var mı? Evet biliyor. Ya ben kimseye vermeyecektim ama bu saklanacak bir şey değil. Sonuçta tekrar yapabilirdi. Peki güvenlik Şevket Bey'e niye bildirmemiş? Bak Ayşe, bu işin içinde olmadığından emin olmam lazım. Belki de bunu Nevin'le planlayıp daha sonradan pişman oldu. Hayır asla öyle bir şey yapmam.
Nevin Ayla'nın. Evet Ayla'nın. Yoksa Ayla'nın bir açığını mı yakalamış? Ya Veysel, Nevin'in bu işi tek başına yaptığını bil. Ne benim ne de Ayla'nın bu işle hiçbir alakası yok. Ya ben Nevin'den şüphelendim, çantasından bu CD'yi aldım, o kadar. Ya yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Beni karıştırmayacaksın değil mi? Yine karına dışarı mı çıkıyorsunuz? Ayla, tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmaktan sıkılmadın mı? Merhaba. Çıkıyor musunuz? Evet, Şebnem bekliyorum. Geç kalmadım değil mi? Hayır. Çıkalım mı? Sen de çıkmak ister misin? Hiç keyfim yok benim. Bence çıkalım. Benim de hiç keyfim yok. Değişiklik olur. Üzerini değiştir çıkalım. Masada çiçek olsun böyle kır çiçek. Rıza ne oluyor? Bütün gün o kadar huzursuzdun ki seni rahatlatmanın çarelerini düşündüm. Öyle mi? Peki ne sonuca vardı? Kendi ellerimle hazırladığım akşam yemeği. Şarap. Güzel bir sohbet. Şarap. Sen şarap içeceksin öyle mi? Bence rakı içmek istersin. Yok yok. Şarap kulağa çok romantik geliyor ama benim tercihim yine de rakı. Rıza sen çok tatlısın. Benim için rakı içmekten vazgeçip şarap içeceksin ha. Ayla, hazır mısın? Hazırım. Çıkalım o zaman. Ah Şerife. Efendim? Leyla Hanım bir ara bakalım. Yarın gelebilecek mi diye sor. Tamam şimdi ama sakın karakoldan falan söz etme. Hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi konuş. Ev halkı da hiçbir şey bilmesin olur mu? Elbette Ali Hanım. Dışarı mı çıkıyorsun Şevket? Evet anne. Seninle konuşmamız gerek. Çok önemli Şevket. Sonra konuşsak olur mu anne? Eğer çok önemli bir şeyse... Sorun değil. Yarın konuşuruz.
Görüşürüz anneciğim. Leyla Hanım'ı aradım. Arkadaşı açtı telefonu. Yarın gelecekmiş. Güzel. Demek şikayetini geri aldı. Anlaşılan bu gece yalnızım. Şerife. Zahmet edip benim için masayı hazırlama. Ben odamda bir şeyler atıştırırım. Olur. Tamam. Şerife. Ayla Hanım'la ilgili herhangi bir problem yok değil mi? Hayır yok. Bir problem yok. Ben sizin yemeğinizi hazırlayayım, getireyim hemen. Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi açıkçası ben biraz korkuyordum ama çok beğendim. Zafer sen? Ben hayran kaldım abi. Bütün gece burada durmayacağız herhalde değil mi? Geçelim. Vallahi Zafer'i kendine hayran bıraktın. Şimdi. Süreya. Efendim? Canım aklın sürekli başka yerde. Biraz kafanı rahatlat. Bir geceliğinde olsa. Lütfen. Yapamıyorum ki. O adamın kızının hala babamın şirketinde olmasını kaldıramıyorum. Haklısın. Eskiden olsa işten çıkartırdın. Ama şimdi kız Şevket'le evli. Şevket'le evli. Kızımla aynı çatı altında yaşıyor. Rıza, ben hayatımda hiç kin tutan biri olmadım. Ama bu durum çok ağrıma gidiyor. Babası babamın kanıyla servet edilmiş. Şimdi de kızı şirketin varislerinden biri. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Şimdi sana söylemesi kolay diyeceksin ama yine de söylemek zorundayım. Ya bu şekilde kendine hayatı zindan ediyorsun. Neden buraya geldik? Beğenmedin mi? Bak, Kenan'la Şemrem de orada var. Hoş geldiniz Şevket Bey. Şu masa. O masa rezerv efendim. Ayarlayın. Tabii Şevket Bey. Yalnız iki dakikanızı rica edeceğim. Merhaba diye. Rahatsız etmesek? Rahatsız olmazlar. Uzun zamandır dışarı çıkmamıştım. Bu çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim Ceren. Vallahi bence sık sık yapabiliriz. Bize uyar. Ne diyorsun? Olur. Neden olmasın? Merhaba çocuklar. Baba. Söyleseydiniz evden beraber çıkardık. Son anda karar verdik kızım. Merhaba. Şevket Bey, oturmaz mısınız? Sağ ol Zafer. Sadece merhaba demek istedik. Şevket Bey, masanız hazır efendim. İyi eğlenceler. Size de. İyi eğlenceler. Thank you.
istiyorlar benden? Ne istiyorlar benden Mehtap? Bir kere olsun ayakta durmama izin vermediler. Evimi yıkıp dökmekle ne geçti ki ellerine şimdi? Benim bir amacım var hayatta. Bir tek amacım var. O da kızımın yanında olayım. Sırf onun yanında olayım diye evine hizmetçiliğe girmişim ben. Kocasının o nefret dolu bakışlarına, o küçümseyip beni aşağılamasına bile dayanıyorum ben. Onlar yıktıysa sen yeniden yaparsın Leyla. Ama nereye kadar Mehtap? Ne zamana kadar? Başıma gelmeyen kalmamış benim şu dünyada. Ayla. Efendim. Ne istersin? Bir şarap istiyorum. Bir de menüyü alayım. Ya böyle oturup hep dans edenleri mi izleyeceğiz? Dans ederim mi diye sorman yeterliydi yani. Vallahi ben Zafer'i uzun zamandır bu kadar mutlu görmüyorum. Ya açıkçası ben de Ceren'i... Yani Zafer gibi birinden hoşlanınca aklım ucundan geçmezdi. Ha, demek hoşlanıyor yani. Ama ben gidip bunu Zafer'e yetiştiririm şimdi. Sakın Kenan. Vallahi Ceren beni öldürür. Merak etme, bir şey söylemem. Baksana zaten bunlar yakında birbirlerine açılırlar. Kenan, biz de dans edelim mi? Olur. Yemeğimiz gelene kadar dans edelim mi? Ben dans etmeyi beceremem. Benim de çok iyi olduğum söylenemez. Hadi. İyiyim. Yani ne bileyim, öyle durgunsun da. Yok yok, ben dans etmeye pek alışık değilim. Kenan iyi değil mi? Evet evet. Neden sordun? Ne bileyim, biraz dalgın gibi geldi. Dansa kızımla devam etsem alınır mısın? Elbette alınmam. Kızımla dans etmeme izin verir misin? Tabii. Evet. Dursak mı? Olur. Eğleniyor musun Kenan? Kes şunu Ayla. Ayrıca çok belli ediyorsun. Neyi çok belli ediyorum? Duygularını. Thank you.
Mutlu görünüyorsun kızım. Mutluyum baba. Her şey yoluna giriyor. Süreyya. Seninle bu akşam konuşmak istediğim bir konu vardı ama anlaşılan konuşamayacağız. Neden? Senin alkolü olan hassasiyetini hesaba katmamıştım. En iyisi yarın konuşalım. Rıza, bana sarhoş muamelesi mi yapıyorsun? Ben sarhoş falan değilim. Hadi söyle. Tamam tamam, sarhoş değilsin. Ama yarın konuşalım. Yok, yarın falan değil, şimdi. Söyle. Sana sormak istediğim bir soru var. Hı? Sor. Benimle evlenir misin? Evet, seninle evlenirim. Benim lavaboya gitmem lazım. Tamam. Ben de bir lavaboya gideyim. Çıldırdım. Beni çıldırtmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Beni bu kadar aşağılayamazsın sen Kenan. Ayla, amacım seni aşağılamak falan değil. Benimle birlikte olduktan sonra böyle davranmak beni aşağılamaktır Kenan. Sen benim kadar cesur değilsin. Bak ben bu kadar cesurum. Ayla, delirdin mi sen ya? Sen buna cesaret mi diyorsun? Şuursuzca davranıyorsun. Şevket yanındayken nasıl benim peşimden gelirsin? Ya sen nasıl cesur davranıyorsun? Şevket'in evinde benimle yatmak cesurluk değil mi? Demek ki Şevket'ten korkmuyorsun sen. Zafer ne oluyor? Efendim? Ne bileyim Şevlem, kalktığından beri bir huzursuzsun, sürekli oraya bakıyorsun. Yok bir şey Ceren, ne olacak? Vallahi bilemedim yani. Herkeste bir tuhaflık var ya. Zaten Şevket amcayla karısı geldiği gibi milletin huzuru kaçtı. Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok Ceren. Yani daha doğrusu benim de bildiğim bir şey yok.
Bütün gece karımı izleyip durdum. Benim kimseye baktığım falan yok kardeşim. Ne saçmalıyorsun sen? Demek kimseye baktığın yok ha? Öyle mi? Yok öyle bir şey. Sen benim karıma nasıl bakarsın lan? Üstelik masanda kadınlar varken. Ha? Ne yapıyorsunuz? Sakin ol. Öldüreceksiniz adamı. Bırakın. Kimsin lan sen? Gitme. Baba ne yapıyorsun? Tamam bırakın, bir şey yok, tamam. Tamam. Ayla. Ayla yürü gidiyoruz. Bir dakika. Yürü. Şebnem. Gel. Ceren gel. Zafer. Adamı neden dövdün? Benim karıma kimse yan gözle bakamaz Ayla, anladın mı? Hadi! Allah'ıma şükürler olsun. En azından diğer kızımın da hayatta olduğunu biliyorum. Acaba o da Ayla gibi temiz, iyi insanların elinde mi büyüdü? Yoksa... Diğer bebeği kaybettik. Çok üzgünüm. Bu gece beni dünyanın en mutlu erkeği yaptın. Biraz zaman vermeni. Bu son zamanlarda yaşadıklarım. Sonra Şebnem. Biliyorsun ona söylemek için uygun bir zamanı beklemedim. Tabii. Bunca yıl bekledim, biraz daha bekledim. Ne oluyor? Ya biraz sakin olur musun? Yol boyunca da kendi kendine söylendin. Ne yapacaksın? Bana bakan herkes dövecek misin? Bana bak Ayla. Bu konuyu kapatalım. Gece gece evde tatsızlık yaşamayalım, anladın mı? Ya babamı hiç böyle görmemiştim. Birine zarar vereceği aklımın ucundan geçmezdi. Yani niye vurdu ki şimdi o adama? Ben de bilmiyorum Şebnem. O kadar gergindi ki soramadım. Kesin bir derdi var. Yani gece yanımıza geldiğinde hissetmiştim gergin olduğunu. Bence aileyle problemleri var. Yani umarım yoktur tabii. Mutlu olurlar. Yatağa gelmeyecek misin?
İyi geceler. Senin de keyfin kaçtı değil mi? Babam için çok endişelendim. Ya yardım eder misin? Tamam, hadi çıkalım. Hadi. Dur bir şunu şey yapalım şöyle. Ceren'cim ne yapıyorsun? Ya seni daha alımlı bir kadın haline getirmeye çalışıyorum. Ne var? Hayatım sonuçta kafeye kahvaltı etmeye gidiyoruz. Yani alımlı olsam ne olur? Ay niye öyle diyorsun canım? Kısmetin nereden çıkacağı belli mi olur Allah Allah? Böyle durumlara hep hazır olmak lazım değil mi? Hatta saçlarını da açsak mı ya? Ay yok artık daha neler. Ceren. Bunların hepsini annene söylerim ama. Ay yok canım söylemeyin duymasın şimdi ne gereği var değil mi? Hadi çıkalım o zaman. Hadi bakalım. Benim hemen İsmet'e gitmem lazım. Dur bir o kadar celallenme. Önce işe git. Çalışman lazım. Hayatta kalmak için para kazanman lazım biliyorsun. Bak bu işten çıkarsan bir daha kolay kolay böyle iş bulamazsın. Doğru. Bazen ilerisini gerisini düşünemiyorum işte akıl kalmıyor. Sağ ol. Hadi. İşine geç kalma. Hadi. Tamam. Günaydın Şevket Bey. Günaydın. Kahvaltıyı hemen hazırlıyorum. Şerife. Efendim. Çalışma odamda olacağım. Burada olduğumu kimseye söylemem. Biraz kafamı dinleyeceğim. Tamam.
Günaydın. Günaydın. Biri. Sabahın köründe aramaya başlıyorlar. Bugün kahvaltıyı dışarıda yapmak ister misin? Olur. Ben bir duş alayım, sonra çıkalım istersen. Tamam. Ben seni aşağıda bekliyorum o zaman. Tamamdır. Leyla geliyor. Zavallı Efendim. Ayla, sürekli deli gibi aramayı keser misin lütfen? Sen de telefonunu aç, mecbur kalıyorum aramaya. Ne yapayım? Olur olmaz zamanlarda arıyorsun Ayla. Şebnem yanımda oluyor, açamıyorum telefonu. O kadar ilgisizsin ki, mecburen arıyorum, ne yapayım? Ayla, sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Bunları şirkette konuşabilir miyiz lütfen? Ne kadar kıskandığımı anlamıyorsun değil mi? Kapatmam gerekiyor. Lütfen duygularını ev içinde belli etme. Şebnem Hanım. Merhaba, ben geldim. Sen babamı mı aldı diyorsun?